22. dakika tüm Türkiye şu anda bu pozisyonu konuşuyor. Biz de yorumcularımızla birlikte bu pozisyona konsantre olduk. Farklı farklı açılardan izliyoruz. Bu konu basın toplantısında da gündeme geldi. Okan Buruk Hoca'nın tepkileri vardı ki az sonra basın toplantısını da ekranlara getireceğiz. Icardi yerde kaldı Ceku'nun müdahalesiyle. Topsuz alanda bir penaltı var mı yok mu bu pozisyonda? Tartışmalar söylediğim gibi sosyal medyada devam ediyor. Galatasaray taraftarlar penaltı olduğunu iddia ederken Fenerbahçeli taraftarlar da bunun neresi penaltı diyor. Bir kesimde zaten bir şey göremedik ki penaltı var mı yok mu, karar veremedik diyenler de var. Buyurun değerli yorumcularımız, söz sizin, karar sizin. Kim başlamak ister? Ben başlamak isterim. Buyurun. Tartışmasız penaltı ve kırmızı kart. Benim için. Yani ben bu açılar yeterli mi sizin için? Maçı beraber izlerken başka açılar da gördüm ben yalnız. Evet. Bu açılar yeterli değil. Maçı ama ben sonrasında izlerken başka açılar da gördüm. İsterseniz sizlere de gönderebilirim. Penaltı yok mu diye sorduğumda çok büyük bir tepki gelmemişti maçı izlerken. Evet, maçı izlerken çünkü mesela bak bu açı, bu açıya bakalım demiştim. Biz şu anda şöyle bir açıdan izliyoruz. File kamerasından izliyoruz sayın seyirciler. Kolunu gerip vurdu. Hani yani de tabii bu görüntü gelmediği için değerli yorumcularımız o zaman file kamerası bu. Bunun adı file kamerası. Genelde GoPro dediğimiz. Yani ama şimdi başka açılardan izliyoruz. Şimdi bakın bu kamera aşağıdan çekmiş. Bir de file kamerası dediğimiz yukarıda tam köşede bir filelere takılmış bir kamera var. Ondan da görüntüler gördüm ben sosyal medyada. Doğru söylüyorsunuz. File kamerası normalde öyle olur ama burada aşağıdaydı hocam. Bir de o üst kameradan da bir şey. Hocam Serkan, onu görmedim. Ben hani benim gördüğüm bu. Ve yani penaltı kırmızı kart. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki saygı duyuyorum. Her an, her koşulda saygı duyuyorum karşı görüşlere. Ama benim açımdan tartışılabilir bir tarafı yok bu görüntünün. Can hocam? Ya ben tamamen ceza sahası içerisinde bir ikili mücadele ama sert bir mücadele. Ben temasların olduğu bir mücadele. Ben penaltı tarafında değilim. Hocam ya, şöyle kolunu gererek çıkartıyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şöyle. Ceza sahası içerisinde o kadar çok pozisyonda itişme, kakışma olur ki o... Bence normal ya. Oyun hocam, kuralları içerisinde. Bir normal gelmedi bana hocam. Yani tokat gibi duruyor da o yüzden soruyorum. Hayır tabii şimdi, siz kim bilir kaç değişik pozisyon yaşadınız hani ama. Hani bize de öyle gelmiş olabilir. O yüzden soruyorum. Tabii, hakikaten öyle. Yani sağ içerisinde belki ya, normal bir bana, hareket. Bu hafta istemeden sonra bir çarpma da olabilir. Ya istemeden değil ama bir engelleme var. Bir muhakkak ki. Gözü mor hocam şu an Icardi. Şöyle bakarsan maç yani gibi de onun gözü mor şu anda Icardi'nin hocam. Gözüne gelip gelmemesini ve de yok onu sormuyorum. Sonradan böyle tokat atarmış gibi duruyor ya. Icardi'nin gözü mor. Yani makyaj yapmadılarsa. Hocam ayağı öyle bakarsan Serkan ayağı kırılıp foul almayan bir sürü oyun şey de var. Foller de var. Foul bak şu anda evet bakın sol gözünün altı ve şurası. Evet. Bu arada bir de direğe de çarptı biliyorsunuz Icardi. Orada da olmuş oldu. Hayır, yani o mukayeselerle pek bir yere varamayız. Çünkü ayağı kırılıp da faul olmayan bile pozisyonlar var. Yani oyun içerisinde gözü çarpar. Direğe de çarptığı an var. Şimdi burada iki tane görüntü buyurun, var. Buyurun bu işte Serkan Korkmaz hangi direk dediniz? Hayır bilmiyorum görmedim bunu. Hatırlamıyorum bu pozisyonu. Şimdi sol gözüne bak hangi gözünü vurdu. Ama bu sol çıkarken sol gözünde baktım. Evet burada göze darbe var mı? Direkte. Fotoğraf anı bu tabii görüntü olmadığı için yani bilmiyoruz ki devamında belki vardır yani. Şimdi bakın bu başka bir teması oldu. Bu başka pozisyonlar da oluyor. Başka pozisyonlar da oluyor. Şimdi burada iki tane farklı görüntü var. Bir tanesi oyunun gerçekten kameradan, pilot kameradan görüntü. Orada daha olay oluşmadan önce iki futbolcunun karşılıklı birbirini tuttuklarını. Orada bir didişmelerini gördük. O didişmede ben faulluk bir pozisyon görmedim. Tabii ki. Beni şüpheye düşüren burada alttan çekim kale arkası veya file kamerasından görüntüde kol böyle tokat atar gibi bir gidiyor. Hatta pilot kamerada da kolun oraya gittiğini gördüm. Ama temas var mı nereye temas ettiğinden emin olamadım. Büyüttük şu anda biz de görüntüyü bunu, daha rahat görüntüyü. Hocam bak bir şey söyleyebilir miyim Cüneyt? Bunu bir parça geri alabilir misiniz bir zahmet?
Şimdi burada birbirleriyle itişme kakışma var. Bu daha güzel. Ve Osterwolde ile Icardi ile topa bakıyor. Hı-hı. Topa bakarken eller kollar nereye çarptığının farkında olmayabilirsin. Farkında da olamazsın zaten. Ve o eller kollar ister istemez Icardi'nin suratına da gelebilir. Ama bu bir didişmedir. Burada bir çarpma. Bir de burada. Serkancığım yani. Gülme yani gerçekten. Hayır size gülmedim. Biz burada başka bir Özüm, şey yapıyoruz. Pardon aferin. Estağfurullah. Yok. Şuna biz ben başka bir açı gördüm. Onu gösteriyorum tamam. Sizi dinlemiyordum. Tamam. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Yani burada birbiriyle didişmekten dolayı yani çok normal oyun kuralları çasır. Yeah. Evet biraz sertlik var yok değil ama genelde baktığımızda da bence açıkçası benim şahsi görüşüm devam karar. Serkan Korkmaz penaltı da abi sen bana bir dakika izin verin. Evet. Şimdi bakın önce bir sosyal medyada izledim Cüneyt'e dedim ki o tokat darbesi enseye başa gelmeden burasına gelmiş gibi. Şimdi Serkan bana bir pozisyon gösterdi. Kafaya gelmiş gibi. Yani ben son fikrim burada kafaya temas var. Tokat darbesinin kafaya öyle bir şekilde arkadan vuruyorsan penaltı. Ya hocam var ya mı? Şimdi yok mu? Biz futbol hep söylüyoruz. Sıcak temas tabii. Şimdi Cem Hoca söyledi ya doğru temas önemli temaslı oyun. Temas nasıl yapılır bu pozisyonda? İki takım oyuncusu da koşuyor. Ciku da Icardi omuz omuz olur. Değil mi? Omuz omuz olur. Veya hafif böyle formasından çekersin. Hafif böyle itersin. Elle olur. Şimdi bu şiddetli harekete giriyor. Sağ kolunu kaldırıyor. Mesela Cem Hoca'nın söylediğine yani farklı çok net görüyor. Elimi şöyle kaldırayım. Koşarken hani sürtünme olur dedi ya. Doğru Cem Hoca. Şimdi şöyle çıkayım. Yani sürtünebilirim. Ben Cem Hoca'yı mesela kamera alsa böyle yaparım. Şöyle bir bakar mısınız? Bir gelsene misin? Hocam bir dakika şöyle oturarak o da. Şimdi koşuyoruz. Hatta ayakta yapalım mı? Şurada bir dakika simülasyonu bak. Şöyle Cem Hoca ile koşuyoruz bak. Şöyle koşuyoruz. Temas yaptık. Temas bu tarafta top bu tarafta biz. Koşuyor. Cikuan böyle bakıyor koşuyor. Buradan arkasına doğru vurmak. İkili mücadele kafasına doğru vurmak ikili sıcak temas değil. Ben Cem hocam dur burada. Ben böyle vurabilirim. Hafif şöyle itebilirim ama koşarken Icardi'nin kafasına şiddetli vuruyorsan yani. Bu ne? Vurma var mı? Bu ne sağda? Hocam yok diyor ama burada. Hocam, çarpma diyor ona. Benim görüşüm. Çarpma mı diyorsun? Benim çarpma değil. Bu ne eller hocam, şiddetli bir şekilde. Cem hocam ben yakın gözlüğü aldım. Ben... yok ben de lens gel. Lens. Şimdi şunu gel hocam, alsak gel. Daha net olacak bende. Bak şimdi burada pozisyonlar geldiği zaman biz topa bakarken bu eller kalkar. Çok güzel. Bunlar çok güzel. Tamam. Yani bunu, burada tamam. Temas var. Ama temas bir dakika. Hayır. Bir dakika sen gel. Şöyle top olur. Geliyor. Evet. Değil mi? Evet. Bak evet. Icardi'nin ben sol gözü. Bir dakika dur. Hocam. Şöyle falan gelir anlarım. Şöyle bam diye kafana vurursam bu temas mı? Sen diyorsun el kol çeker. Hocam, bak sen de elini kolunu oynat mesela kaldır hafif şöyle. Bunlar bak hayır şöyle. Olur. Bak şimdi. Icardi en son arkadan şaplak deriz biz. Evet evet. Pat kafasına geçiriyor gidiyor. Bugün cuma eski yani, kafa yapmış. Yani bir şey söyleyeyim mi? Net penaltı tartışmasız. Yok hiç kırmızı da tartışmasız ben. Ve de. Bence de abi. Yani o hadi kırmızı olur vesaire sarı. Şimdi dirseğiyle vurmuyor işte ona kırmızı diyemem. Yani Serkan sarı da olabilir o. Ama en önemli orada net bir şekilde bir penaltı var ya. Adam koşuyor topa. Ya topun nereye geldiğini Çiku Serkan görüyor mu? Hayır görmüyor. Dikkat et. Ezbere topun geleceğini Icardi'ye zannediyor. Ve de kafasına şaplakla geçiriyor. Hocam penaltı olduğu zaman bu net kırmızı. Çünkü neden? Ya hocam. Top o kadar uzağa gidiyor ki bilinçli olarak vuruyor, rakibe hocam, yapılan hocam, bir vurma. Vurma ama şimdi genelde tabii ki bir de neyi mesela genelde o ifapla ilgili kurallarda. Yani mesela dirsek vuruyorsun o bu bir silah gibi. Yani karşı tarafa yaralayıcı şekilde kullanıyor musun önemli. Tabii vuruyor buna kırmızı da olur sarı da olur. Yani evet kırmızı da olsa bir şey demiyorum ben sarı da. Ama şimdi genel yapı olarak oraya top düşmemiş. Daha top niyet okuyarak Icardi'ye de bir foul yapmak istiyor. Cem Hoca'nın söylediği gibi omuz falan yok. Kafa. Kafanın burasına doğru kafaya vurmak var. Kafaya fazla gelmiyor mu? Dikkat et bak. Nereye geliyor? Bir dakika kafasının bakalım. Kafasının üstünden sıyırıyor. Şöyle elini yani açtığında. Ya ben yanlış mı görüyorum? Siz? Hayır. Ben de kafaya darbe görüyorum. Bak bir dakika bakalım. Ya bak, bayağı. Bayağı şiddet. Bir de kolunu arkadan getiriyor. Bak Cem Hocam. Yani bak şimdi vuruyor. Bak biz kolunu yavaşlatılmış gösterim dedi şöyle, hocam. Şöyle bak kamera şurada o... değil mi? Bak Cem Hocam ben sana hafif dokarım anlarım. Bak koşarken şunu açıyor.
Serkan değil mi bak? Evet, açıyor tabii. Bak geriye hocam, doğru. Osmanlı tokadı bu. Hocam ben sana söyleyeyim. Açarak vuruyor. Gibi, açarak gibi vursa o zaman yüzüstü kafa üstü Osmanlı tokadı diye öne gitmek. Tamam düşüyor zaten öne adam. Öne düşmüyor. Buradan nereye düşecek hala? Bak, hocam düşüyor. Oradan avut çizgisine Galatasaray taraftarlarına oraya mı uçacak adam yani penaltı olması için? Galatasaray taraftarlarına yüzü koyun düşecek. Bak burada geriye yatıyor. Eğer bu şaplağı yese yüzü koyun düşer. Bu böyle vurduğu için de geriye düşüyor. Hocam yani şaplakla vuruyor adam zaten. Oraya düşüyor. Onun yüzü koyunu var hocam. Yok ben... Bir de bir şey söyleyeyim. Hayır, bak, o sırada elini... önden de belki bir darbe geliyor. Ya Tolga bir daha oynatır mısın? O kolunu hocam... açtığı pozisyon var Tolgacığım. Bir yönetmenimiz oynatsın. Bak bir kolunu açtığı pozisyonla bir kalırsan Cem hocama göstereyim o pozisyonu. Bu değil. Bak bu değil. Bir tane daha var. Açı. Evet tamam. Şu tam kalsın. Geride tam üstünden tam vurmadan. Bak. Tam bak. Kafasının üstünden bak, geçiyor. Geriye. Bak, evet. Bak şimdi bak. Bir dakika dur. Burada bak. Tamam. Sağ kol nereden geliyor? Geriden. Bak. Kafasına geçiriyor işte. Bak. Hah. Yakınlaştı arkadaşlar. Bravo Tolga. Şimdi ilk bak. Kola bak Cem hocam. Bir dakika. Devam. Devam Tolga. Tamam. Bir dakika. Devam. Devam. Ya kal bir dakika Tolga burada bak geriden getiriyor. Evet, 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 bir dakika Tolga. Tolga eline bak bir şey var orada. Son olarak görüşümü açıklıyorum sevgili Cüneyt. Serkan. Son olarak görüşümü açıklıyorum. Bir dakika şunu söyleyeyim devam. Peki. Bir dakika devam et bir şey göstereceğim burada. Evet. Devam bir dakika dur. Geriye al Tolga. Kolu kafasının üzerine geçiyor gördün mü? Kafasının üzerine değil. Nasıl değil ya? Ben yanlış mı görüyorum ya? Gösteremiyorsun Sıcam hocam. Ya bak, kafasının üzerine geçmiyor mu kaldırdın geçiyor. Eli? He? Hocam kafasının geçiyor. Üstüne geçiyor. Geçtiği zaman şu eli arkasına ensiz. Ya Cikun'un kafasının üzerinden bak vururken geçiyor. Bir dakika o Tolga orada kalsana. Cem hocama göstereyim. Bir tam dakika, el devam. Havadayken kalalım diyor hocam. El havadayken. Kal. Şöyle bir dakika tamam, dur. Geriye. Geriye Tolga. Bir kere daha. Ha. Tamam sen, ha. Baksana boynu böyle, geçmiyor mu bu kol? Sen bunu böyle yapıştırırsan. Burada, ne yapıştıracağım? Bu görüntüyü böyle yapıştırırsan. Ben yapıştırmadım. Ya Cikun'un bak Cikun'un kafasından yani, yaklaşık bu görüntü, Serkan 30 santim üzerinde değil mi? Eli kolu üzerinde. Buradan devam. En son vurduğu noktayı kalalım şimdi Tolga. Devam. Bah. Evet. Benim görüşüm. Buyurun Cem bu vuruş, formasından falan değiyor. Bu vuruş sırtından yüksekten gelen ensesine gelse, öne düşse, tamam bunu arkadan ensesine yayılmış bir tokat olarak algılarım ve öne düşmesinde aynen bu ifadeyle söylediğim, Rehan dediği gibi. Bence bir elle kolla çekişmekten dolayı bir mücadele var ki bu çekişmeler her zaman için olacak. Bunun şiddeti belki biraz daha fazla olabilir, kabul ederim. Ama şöyle bir şey var, bunu düştükten sonraki hadise... Bu arkaya gelen farkında olmadan elini kolunu oynatırken sevgili Cüneyt topa bakıyorsun. Bakarken çektiği zaman buradaki dirseği onun ağzına gelmesi için. Bir de Icardi çekmiyor hocam, Cem hocam. Bir şey Icardi çekmiyor adam o kadar. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Oyun içinde toptan ikimiz de uzağız. Hı hı. Ben geldim sana tokat attım. Sen yere düşmedin. Bu penaltı değil mi? Sen ya. Yere düşmedin. Sana geldim resmen tokada attım hocam, yapıştırdım o öyle buradan. Dediğin gibi durup dururken. Yani, burada illa düşmen gerek. Ya Ahmet yani, hocam. İlla düşmesi sen, gerekmiyor tamam ki. Tamam da yani ceza sahasında top yokken sen bana tokat atarsan düşersen penaltı. Ama hayır düşmez, bu öyle değil. Düşmezsen bir penaltı değil mi? Bu, düşmesen hocam, bak, de penaltı. Hocam bak burada bir aksiyon var. Evet. Bu aksiyonun içerisinde birbirleriyle itişme var, çekişme var. Hocam aksiyon karşılıklı birbirini tutmuşlar. Evet. Eğer o şekilde devam etse zaten faul bile yok. O aksiyondan sonra Icardi topa doğru koşmaya çalışıyor. O topa koşarken kol şu yüksekliğe kalkıyor. Hocam o kol yüksekliği... Ters elimle göstereyim. Hocam. Serkan'ın kafasından böyle burası bak, dahil böyle geliyor. Ahmet hocam sen şimdi bunu tek tek bu kol buradan kalktı buraya indi bunun ensesine indi diye anlatırsan tamam. Evet. Ama o aksiyonun... Hocam bu burada öyle hocam, görünmüyor mu? Bak o aksiyonun içerisinde baktığın zaman onun gelişinde ittirer eder eller çabucak oynadı gidiyor. Eğer sen bunu yapıştırarak o kolu enseden kaldırdın, indin, küt indin hocam, diye anlatırsan... Ben size anlatabilir miyim? Radyodan ya, maç anlatıyordum yıllar yani, önce. Benim şu pozisyonu yavaş yavaş anlat. Bu açıdan... Radyodan evet, ben ama şimdi Sarkı size bakın çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bakın duralım. Tam topu çevirirken Mertens duralım. Aslında... Her şeyin müsebbibi Mertens. Ne alaka diyeceksiniz anlatacağım. Hocam Mertens çizgiye inmiş. Icardi gibi üst düzey bir forvet ön direkt koşusu yapıyor. Bir iki adım götürün Mertens'i. Ve ben de seyircilerimize anlatayım. Ceza sahasının yan çizgisine paralel koşuyor Mertens.
tam yan çizginin out çizgisiyle birleştiği yerden de topa vuruyor. Fakat sanki şut çekiyor sayın seyirciler, sıfır derecelik açıdan. Ama o sırada dünyanın en iyi santrfor... Zaten o top çıkmadı biliyorsun. Aynen, çıkmadı. Dünyanın en iyi santrforlarından birisi de ön direkt koşusu yapıyor. Dünyadaki herhangi bir stoper, vasat bir stoper dahi, hatta ikinci lig, üçüncü lig seviyesindeki bir stoper bile burada golü yedik der içinden hocam. Çünkü Mertens gibi bir adam çizgide ama Mertens o kadar kötü bir orta yapıyor ki bu kadar buz gibi penaltı, dağlara taşlara. Buz gibi penaltıyı evet. Mertens'in kötü ortasına mal edecek. Bak hakemlere sorsan aa varmış bir şey de hani biz o sırada topla çok uzağa gidiyordu ya falan diyecekler. Serkan yani. Çok kısa devam et, sana destekleyici bir şey söyleyeceğim. Bayağı penaltı bence. Icardi yere attığında neresini tuttu? Şurasını. Ağzını. Evet, ağzındaki kana baktı. Ağzına tuttu. Çünkü hem bu tarafa doğru vurulmuş bir darbe var. Yani yere de düştü, baktı şu bölümüne yüzüne. Geldi. Bak benim gördüğüm ya. Bu benim düşüncem tabii. Hı-hı. Cem hocam senin bilgine tabii ki saygım var. Ya, yani yani kendi bilgi yani. Doğrusuna söylüyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Yaşadığım bu kadar Cem hocam bak hiç şey var. Bak. Bence ben, ağzına da bir müdahale var. Var. Ya en önemli bir kere darbe niye geliyor biliyor musun? Geriye atıp başının üzerinde yok mu Serkan evet, Elif? Kaldırıyor bak saçın bayağı üzerinde. Bayağı okkalı bir. Bak şimdi adam yani hap, ya şöyle hafif dokanırsın bir oyuncuya bakar Serkan. Hafif bak Serkan dokanırsın. Yerden ön direği bırakır. Anlarım yani bu. Şöyle hafif dokanırsın. Canım, şimdi geriden geliyorsa ya. Kafanın da üstünde kaldırıyorsan geçiriyorsan daha topun nereye düştüğünü görmeden atıyorsun zaten vuruyor. E bunu da düşürüyorsun ceza sahası içinde. Kim olsa hangi takım olsa bak. Bence sporcunun aykırı hareketle beraber. Ya bu net penaltı tartışmasız evet, yani. Penaltının tartışılacak bir tarafı yok. Kırmızı kartı da tartışmam ama hani iki tane ağır ceza aynı anda olmaz diyorlar ya. Fakat o şunun için geçerli. Topa müdahale etmeye çalışırken. Topa müdahale şansın varsa. Yani burada Icardi gibi bir adamı kaçırdım. Eyvah. Tabii. Ön direğe koşuyor. Ön direğe koşuyor. Mertens de geldi oraya. Bu bir gol hissine kapılan Cicu'nun çaresizlikten yaptığı, çok özür diliyorum kendisinden. Ben olsam İsmail Hoca yerinde çok sert uyarırdım. Bir saçmalık. Ve de çok yani Cicu'nun burada yaptığı çok şey gereksiz. Gereksiz. Evet. Pozisyon daha saçmalık oluşmuş yani. Finali olmamış ama. Dediğin gibi Mertens nereye topun düşeceği belli değil. Sen adama gidip anladın mı? Gereksiz bir hamle yapıyorsun. Ha yine penaltı yap da kırmızı kart riskini almadan şimdi yap bari. Fenerbahçe'de ne der buna biliyor musun? Yani penaltı değil. Evet olabilir. Hepsi Galatasaray'da olduğunda diyor. Ben de diyorum ki aynısı Nelson Ceko yapsaydı. Ceko aynı şekilde ceza sahası içinde düşürseydi. Hakem de penaltıyı vermeseydi. Fenerbahçeliler ne diyecekti o zaman? Diyordular, yazanlar merak ediyor. Fenerbahçe'deki penaltıyı gördünüz bak, mü? Bak ne diyorum? Verilmeyen. Efendim? Liverpool Arsenal evet, evet, maçında biliyorum, elle biliyorum, kesti gördüm, adam kesti, kabak kesti, gibi tabii. Bırak varı bütün gezegen gördü. Penaltıyı vermediler ya. Ya hani bak biz oradan zehirleniyoruz. Oradaki standart bakışları hakemlerin kararlarıyla bizim hocam, aynı değil. Hocam onun standartı yok. Hayır, penaltı bu anlamadın. Yani. Çok karar var Serkan. Enteresan kararlar da var yani, doğru mu? Kırmızı kart vermiyorlar, penaltı vermiyorlar, etmiyorlar. Tabii ki dediğim penaltı, ona bir şey demiyorum. Ama bizim yani genel olarak baktığında ya şu pozisyona az önce söyledim. Ya Fenerbahçe aynısını ve bunu 1,5 dakika 90 Serkan 90. dakika Ceko'ya bunu yapsaydı Nelson. Fenerbahçe la bu penaltı değil mi diyecekti. %100 penaltımız verilmedi. Arda kardeşler böyle diyecekler. Şimdi, aynısını Galatasaray yani Galatasaray'ın o zaman de, bu penaltı ya abi. Hocam biz de yayıncı kuruluş olduğumuz Sinan Spor olarak bizim de başımıza pek çok badire geliyor. Ama burada bu tip bir pozisyonda bu kadar konuşma ve tartışmaya açılmış maç sırasında canlı olarak sosyal medyada tartışması açılmış bir pozisyonda penaltı veya değil. Bizler mesela ben direkt maçı anlatırken Cüneyt'e arkadaşı olarak bırakın çalışma arkadaşı olmayı. Ya yönetmene söyle de bu görüntüyü birkaç kere daha versin. İnsanlar tartışıyor sosyal medyada. Kimin lehine olursa olsun. Kimin lehine? Kaç kere yaşadık? Hani elbette ki biz de yayıncı kuruluşuz. Hani bugün onlara yarın bize. Yani ben burada bir art niyet olduğunu düşünmüyorum. Çünkü canlı yayın operasyonları ya, sizler de biliyorsunuz 100 kişilik operasyonlar. Ya bir arkadaşım mesaj attı. Tabii teyit etmek gerekir. Cüneyt Bakar da Mauro Icardi'nin elmacık kemiğinde kırık. Şimdi onu konuşuyordum. Tamam. Tamam kusura bakma. Resmi açıklama yok. Tamam, tamam. Tamam. Ama yine de başlattınız sana böyle bir iddia yalnız var. Yalnız o morluk böyle normal değil. Böyle bir iddia var. Siz Emre mutlaka daha iyi takip edip araştırıp ama böyle bir şey. Emre Kaplan'ın evet, evet. Bildiği bildi. Benim de kulüpten böyle bir açıklama yok. Umarız da
Kırık yoktur zaten. Tabii inşallah herhangi hiçbir sıkıntısı da yoktur. Zaten gene oynar bence o. Ya bak kırık, bak şimdi şurada Serkan bak şu kırık olur şu pozisyonda olmayabilir bak. O direğe çarptığı pozisyonda olabilir. Bak direkte de olabilir. Ya ben pozisyonda çünkü. Kırık var, yok, penaltı olsun. Var yani. Ben onun için demiyorum. Burada kırık da hiçbir şey de olmayabilir. Bu penaltı. Sen başının üzerine elini kaldırıp adamın kafasına doğru geçiriyorsan, yani böyle vuruyorsan çok şiddetli bir şekilde adamın dengesini bozacak, yere düşürecek şekilde, bu nizam bir şars değil. Bu nizamı bir Cüneyt ikili mücadele değil. Bu sıcak temas değil. Bu kontrolsüzce, doğru mu Serkan? Acemice, evet. Daha olayın. Bakın ön direğe koşuyor, golü atacak dedi. Evet. Olayın tamamlanmaması, yani aksiyonun tamamlanmamasından erken bu hareketi yapıyor. Bu arada bakın, hani, Mertens hesap edememiş. Çiko. Yayıncı gözüyle söyleyelim. Bu pozisyonun çok fazla görüntüsünün olmamasının sebebi de topsuz alanda olması. Kameralar evet. O anda tahmin edeceğiniz gibi topu takip etmek durumundalar. Onu şimdi da belirtelim. Herhangi bir akniyet. Hani aramıyor. Ben akniyet olduğunu düşünmüyorum. Sanmıyorum gerçekten. Çünkü bizim de başımız. Kuruluş için akniyet geldi. Hocam bazen yoktur. Gol kaçırıyorsun. Ama şunu söylemek isterim. Icardi ön direk koşularını çok iyi yapıyor. Büyük bir ihtimalle evet, maç evet, analizinde İsmail Hoca da ona Icardi ön direğe koşmadan önce sen ya onun oraya koşmasını engel ol veya ondan önce oraya ulaş boş topa vurmasını izin verme analizini yapmışlar. Bakın tamamıyla ön direğe koşacağında ona çok yakın oynayan Cicu bunu engelleme amaçlı yapıyor. Galatasaray'ın hani yıllarca da takip ettiğin, daha yakından tüm kulüpleri takip ettiğin gibi ama iç yapısında biliyorsun bir derbi oynanıyor. Hem de Fenerbahçe derbisi hem de Kadıköy'de böyle bir pozisyon var. Taraftar da şikayetçi de şu ana kadar net bir bu konuyla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapmamız da enteresan değil mi? Enteresan ama Galatasaray olarak bakma, hani futbol iklimimizde enteresan. Yani diğer kulüplerimizde genelde biliyorsun bir ara moda olmuştu. Maç devam ederken de paylaşım yapılıyordu ya. Haaland gole giderken Tottenham maçında nasıl ki atağını kesti Manchester City'nin, avantajı uygulatmadı. Nasıl ki Liverpool Arsenal maçında, yani bunlar bir de hepsi deve dişi gibi kulüp, yani öyle hani gariban kulüpler falan değiller. Bunların aleyhine bir şey yaptığınızda uluslararası arenada bile ceza alırsınız hakem olarak. Yani ben Türkiye'de çok hakem hatası olduğunun, Türkiye'deki hakem mentalitesinde sıkıntılar olduğunun, hakem eğitimlerinde de aynı şekilde ve hakemlerimizin hakemlik yeteneğinin konusunda çok iyi seviyede olmadığının farkındayım ama yani İngiltere Premier Lig'de her hafta en az 4-5 maç izliyorum, bakın yani abartmıyorum. Sizler de biliyorsunuz izlediğimi. Hep sizlerin de izlediğini biliyorum. Orada hemen zaten son dakika bilgisi olarak geldi. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Cicu ve Icardi arasında yaşanan pozisyon hakkında kulüp resmi kanallarına bir konuşma yapıyordu. Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapacaklarını açıklamış. Son dakika bilgisi yalnız olarak bunu paylaşayım. O pozisyonda mı biri de attı Cüneyt. İkili mücadele kafa topuna çıkıyor. Orada bir ben bu pozisyonda olmuyor. Olabilir. Orada olmuş diye söylüyorlar. Ben diyorum ki az önce herhalde izleyenler yanlış anlıyor. Ya o pozisyonda olur olmaz. Olsun. Ya o önemli değil. Ondan tabii ki bağımsız. Geçmiş olsun. Ben ondan bağımsız az önce. Doğru mu Serkan tabii, söyledik? Ben de bağımsız. Ya pozisyon hiçbir şey de orada olmayabilir. Herhangi bir pozisyon az önce söylediğim hiç. Ama yani oradaki eylem Çiku'nun Icardi'ye yaptığı penaltı. Eray Yazgan'ın açıklaması şöyle. Pozisyon ceza sahası içerisinde bariz bir şekilde yumruk atılıyor. Kırmızı kart ve penaltı. 26 kamera var. Çok zor bir açı gibi pozisyonu göstermedi arkadaşlar. Yayıncı kuruluşa serzenişte bulunmuş. Penaltı ve kırmızı kart olduğunu biz gördük. Hakem neden göremedi bilemiyorum. Bu konuda bizim muhatabımız yayıncı kuruluş değil, Türkiye Futbol Federasyonu. TFF yarından tezi yok, bu işi sorgulasın. Ben bu işte kasıt olduğunu düşünüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu yayıncı kuruluşunun araştırılması için, Türkiye Futbol Federasyonu yayıncı kuruluşunun araştırılması için yarın yazılı başvurumuzu yapacağız. Derbi süper keyifliydi, her sene orada 3 atacağız diye de bir şey yok. İnşallah seneye yeneriz, 29 Aralık'ta benzer bir skor yakalarız. Diyor Sayın Eray Yazgan, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri, konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu, yani bu penaltı iddiasının olduğu pozisyonla ilgili yayıncı kuruluştan görüş alınmasını ya da yayıncı kuruluşun araştırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na bir başvuru yapacaklarını az önce Galatasaray Televizyonu'na
açıklamış bu bilgiyi. Yani tabii bu tip durumlardaki içeride işlemesi gereken şey de şu. Hani bizler bu konuda çok deneyimliyiz. Hani yılda 140-130 maç yayınladığımız, bir haftada 16-18 değil mi? Bu sayılarda maç yayınladığımız zamanlar oluyor. Hatta bir haftada 3 günde. Aynen. Tabii, tabii. Bu tip durumda ne yapılmalı? Hani Cüneyt ne yapıyor? Ender Bilgin ne yapıyor? Ne yapılmalı derseniz? Senin de bu kadar yaptığımız gibi bütün görüntüleri biz anında tarıyoruz böyle tartışmalı elbette, bir pozisyon. Ama hani saniye saniye bir hata kare kare. Olduğundaysa, bu hatanın nereden kaynaklandığını bir daha yapılmaması için tabii bilmek lazım. Neden okunmadı? Orada hani görüntü mü yoktu? Sona çıktı. İzledik ya az önce. O görüntü niye geç geliyor? Şöyle yani sanırım sevgili meslektaşım Gültekin Onay da öyle açıkladı. O görüntü sonradan bulunup verildiğinde de şöyle bir yaklaşım oluyor. Bak arayıp buldular. İlla penaltı pozisyonunu gözümüze soktular. Yok, orada, vermeyince vermedi niyetli oluyor. Çok da kolay değil bu işler. Ben kötü niyetli biliyorsun olmadığını adım gibi eminim hatta. Bence diyorum ama çünkü 100 kişi... Bu arada kişi, o yani 100 topsuz alanda olduğu için, Tolga da maç yönetmeni hı-hı olduğu için onu da söylediyor. 100 kişiyle yani kameranın o pozisyonu yakalayamaması. Aynen. Normal belki ters açıda bir kamera yakalamıştır. Ters açı kamerası içinde biraz bakmaları... Aynen yıllardır izlemeleri 100 lazım. 100 kişilik operasyonlar bunlar. Hı-hı. Bunların bir kısmı Fenerbahçeli, bir kısmı Galatasaraylı, bir kısmı Beşiktaşlı, bir kısmı Trabzonsporlu, bir kısmı Eskişehirsporlu. Bu arada bir bilgi, maçın yönetmeni Türk değil. Aa. Tabii yani hani Galatasaraylı veya Fenerbahçeli değil. Türk değil. Arap yönetmen. Yayıncı kuruluşta. Ha, olabilir. Yani Katarlı. O iletişim açısından onu uyaracak kişinin her daim onunla iletişim halinde konuşacak. Yani bazen de yönetmen Galatasaraylı vermedi. Yönetmen Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, Trabzonlu. Öyle bir şey olmuyor yani. Burada yönetmen de tarafsız. Bugünkü yönetmen, Katarlı. Ben sana söyleyeyim. Biz seninle aynı takımı tutuyoruz. Öyle maç oluyor ki yönetici, spiker, yönetmen üçü farklı takım tutuyor. Yani yıllarca biz bu sırla mı yaşayacağız? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Yapmayın. Herkes konuşurken bir söylediğine dikkat etsin. Buradaki temel problem bence hoca görüyor bunu, maçın hakemi. Onun vermemesi, VAR'ın devreye girmemesi. VAR'ın devreye girmemesi şöyle açıklayabilirim. VAR'ın da elinde malum bu görüntüler var. Bu görüntüler dışında bir görüntü yoksa kanıt için yeterli görmemiş tabii, olabilir sunamayacak bu görüntüyü. Doğru. Çok Arda kardeşlere bir kanıt sunması gerekiyor. 16 kamera ne işe yarıyor abi o zaman? Burada 22 falandır. Peki tamam, veyahut da 22 kamera daha fazla olması lazım 20, burada. Diyelim ki 32 bilmiyorum kamera. Evet 32. Peki, diyebilir. O 32 kameradan açı gelmiyor mu? Yani farklı açılar değil hı-hı midir o? Yani kusura bakmayın. Şu 32 yani kameranın 32'si de sahanın çeşitli yerlerinde. Tamam. Ya o 32 ve kamerada aktif olanlar da topu takip ediyor. Onu az önce söyledim ya. Topu takip tamam ettikleri için açıya girmemiş olabilir yani. Oraya ya zoomlayıp yakınlaşmamış olabilir. Yani bu güvenlik kamerası gibi değil. Hani burası sadece Cüneyt ceza sahasını çeksin. Burası orta sahadaki olanları kaydetsin diye bir sen reji yapılmadığı için. Sen bu işin benim cahilliğime ver lütfen. Estağfurullah. Benim algıladığım şu, 32 kameradan hı-hı da o pozisyonu 32 çekiyor. 32 kamera aksiyonu çekiyor. Bir daha açıklayayım. Hani bir tane kamera burada sürekli bu bilgisayarı çekiyor diye. O bir kamera. Hani güvenlik kamerası gibi bir mantıkla çekilmiyor. Tamam. Kameraların yerleri belli. Tamam. Hepsi aksiyonu çekiyor. Tamam. Aynı anda aksiyonu de çekiyor. Yani sabit ceza sahasını sürekli pozisyonu çekmiyor mu? Sürekli tarayan bir pozisyonu çekiyor. Tamam. Futbolda top pozisyonunun olduğu yerde tamam değil işte abi. Ben de onu kamera söyleyeyim en önemli. Hocam, açısı doğru mu? Şöyle işte açısı. Mantığımı şöyle çalıştırmaya gayret ediyorum. 32 kameranın da bir görüntüsü vardır değil mi? Öyle değil mi? Yani yanlışsam de ki efendim? Hayır hocam 32 kameranın da o elin kalkanı, ineni, dirseği neyse hepsi onun bir farklı bir açısı var öyle değil mi? Onu söylemeye çalışıyorum. Olmayabilir işte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani offside ve kale çizgisi kamerası dışında olanların hepsi bakın elimle yapıyorum şu şekilde pozisyonu takip ediyor. Hani sizin anlattığınızda yani top nereye gidiyorsa bütün kameralar oraya dönüyor. Siz şöyle hayal ediyorsunuz bir izleyenlerdeki haklısınız yani bilmek zorunda değilsiniz. Biz de hakikaten işiniz öyle yani ben yani şurada bir kamera var. Evet. Bakın koydum elimi. Tamam. Bu kamera sürekli buraya çekiyor. Bunun kadrajına top girdi, girmedi. Cem Pamiroğlu'na faul yapıldı. Sürekli siz burada zannediyorsunuz ya değil Cem abi. Top burada olduğu için o kamera da buraya dönüyor. Yani 32'si birden diyeyim daha abartarak. Hepsi topun olduğu yöne dönüyor. Yani bu taraf boş kalıyor o anda. 32 kamerada aksiyonu takip ediyor. Aksiyonu evet takip ediyor. Evet. Peki hep bu 32 kamera. Hepsi
farklı açılardan... Farklı açılardan tamam. Hepsi topu takip ediyor. İşte ben de o farklı açılardan, o görüntüler... O farklı açıya girmemiş. Ya belki ya, girdiği bir açı varsa çok şöyle, ekstrem bir taramadan evet, sonra belki bulunabilir. VAR'a bütün o şeye var giriyor, tüm kameralar bütün bağlı. Kameraya, VAR odasına herkes, bağlı. 32 kameranın açısı da giriyor değil mi hocam? Evet. Oradan çıka çıka şu iki tane görüntü çıkıyor bize. O çıkmış evet. Ya burada bu görüntü mesela Cem Hoca'ya şunu sormak isterim. Şu koşuyor ikisi beraber. Hı. Bir yakınlar birbirlerine. Çiku'nun koşarken hatta bizim Tolga verirse biz buradan bakarız veya televizyon başında televizyon başında sen kötü ortası yüzünden tabii gider. televizyon altının verilmeme sebebinin bir sebebi de Mertens'in kötü ortası yani. Buyurun hocam. Televizyon, o kadar kötü ki orta. Ya o ayrı. Televizyon başındakiler de izlerse şöyle izlesin. Şimdi koşuyor iki oyuncu. Çiku'nun normal sol kolu normal koşu ergonomisi normal evet, değil mi? Normal. Sağ kolu nerede? Yukarıda. Şimdi biri buradan Aydın, şöyle lili Tolga yapıyorum. Şöyle gösteriyor musun? Ya biri şurada koşarken biri sağ kolu burada. Yani ya böyle bir koşu şekli olur mu? Gözüküyor ayağa kalkıp gösterirseniz. Ya şöyle göstereyim yani kısa. Şu biri böyle koşuyor şöyle değil mi? Şurada biri. Ben Ciku'yum sana. Biri de böyle. Bak biri de böyle. Ben Ciku'yum. O hareketi yapayım sana gel. Ciku'nun yaptığı yani hareketi sana. Ya Cem hocam sen burada hiçbir şey yok mu diyorsun? Hocam, yani hayır, normal orada açı yok. İşte bak orada da siz gözüküyorsunuz. Ciku'nun hareketini yapacağım şimdi tamam mı? Buyurun. Biz seninle. Evet. Pozisyonda hareketleri yapacağız tamam mı? Bak. Şimdi geldin. Evet. Seninle beraber öyle durursan olmaz abi. Evet, yani sen benim yaptığım gibi sen nasıl yaşayacaksınız orada, hocam? Yaşayacaksın. Bir kere var ya yanlış duruyorsun. Bak bir dakika sen bu tarafa geçip çünkü hayır, sağ koluyla Çiku geliyor. Sen hocam, şu tarafa hocam, geç o zaman nerede? Tamam. Kaleyi bir belirleyin tamam, ara dedim. Kale burası. Kale burası abi buradayım. Tamam. Kale burası. Evet. Topa buradan da orta geliyor. Mertens orta evet, yaptı evet, yazılımı. Evet. Biz koşuyoruz Çikunun, ama. Sen Çikus'un halini göster. Göstereceğim halimi. Bence oldu hocam bu. Hayır Çikun'un halini göster. Ben orada o sıfıra inmiş Mertens'le evet, beraber Icardi'yi engellemem evet, lazım. Evet. Engellerken fakat. Yok ben Mertens olmak istemiyorum bu arada. Engellerken. Yo, bu sen ciddi önemli benden ama. Benden daha evvel o topa gitmek istiyorsun ki birinci direkte buluşmak. Evet evet. Ben de seni engellemek istiyorum. Senle beraber bu kolumuzla beraber çekiyoruz. Çekiyorsun. Evet sonra evet. Şöyle yapıyorum. Biliyorum ya böyle yapıyorum. Sıyırıp geçiyorum. Evet abi sıyırıp geçiyorum. Ben o pardon çok mesaflı. Bana yapamazsınız. Bu Cem abinin söylediği ben göstereyim bir de. Tamam. Geç Cem abicim ama buraya. Hocam, bak, biz beraber koşuyoruz. Bu kolum burada. Öbürsü kalkmış buraya. Arkaya atmışım. Bam kafaya buraya geçiriyorum. Ya, yok yapma ya. Bak. Hangisi siz söyleyin tarafsız bir şekilde. Bir şey söyleyeyim. En altı bu, ya hocam. Hayır benim söylediğim mi? Bak, benim söylediğine daha yakın hocam. Senin bak bir dakika. Sen de şunu, naziklikle yakın. Ya bak şuradan iniyor ya. İndikten evet, sonra he, şu tehlike gayri bence bu. Gayri ihtiyari hız bu, kazanmak çünkü için. Çünkü ne oluyor biliyor musun? Ya, koşarken bak burada Cem çabuk. Cemal bir şey söyle en basit. Bir futbolcu böyle mi koşar ya? Bir dakika bir eli burada ya, bir eli burada böyle mi ya, koşar ya? Abartma bırak Allah aşkına. Ya ben abartmıyorum. Ya, Tolga abartma. Tolga ya, getir görüntüleri. Getir görüntüleri bakalım, orada beraber seninle hep konuşarak beraber yapalım. Var görün izliyoruz VAR'da şimdi. Evet. Şuraya gelecek. Ya. Tamam. Bak bakalım. Bakalım. Evet. Reha hocam. Beraber Cem hocanın yapalım, demin anlattığıyla şimdi arasında bak biraz fark var sana yaklaştı biraz. Bu anlamda daha fazla yaklaştı. Kabul edecek yani. Hayır, biraz sonra bir daha yaparsak kabul edebilir. Ben aynı şekilde o pozisyonda sıyırdı birbirimiz. Ya söyledim ama demin orada hiç değmemişti. Bu, hayır sıyırdı, hayır değmedi. Bir de kafamın üzerine sıyırdı, elini geçirdi. Bak, farkında yani, mısın hocam ilk defa? Evet. Buraya temas etti demişti. Bak, çünkü burada Serkan, ikisi de beraber böyle durursa tabii ki anlatamayız hareketi. Girişeceksin mi öyle? Benle beraber hadi yaşa bakalım. Ya bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Cüneyt ben hocam, hemen oturacağım. De... Kalmayacağım. Yok, hocam kalabilirsiniz. Evet. Bakın pozisyonun başlangıcı da zaten orada değil. Ciku burada. Böyle Serkan karşılıklı Bey, tuttuk. Burada. Tuttuktan sonra sen topa doğru gidiyorlar. Sen giderken kamere, ben de buradan hocam, kameraya doğru yapar mısın? Yani ya arkadan bir kere, hocam, hocam bak hocam nasıl? Bak tokatı falan bak gösterebilirsiniz. Biz, bizi değil, yok bir şey söyleyeceğim. Göstereyim. Bak pozisyonun başlangıcı şu. Ciku burada yanda değil. Sen oraya koşacaksın. Tamam. Oraya yan yana bak. İkisi yüz birbirini bakıyorlar zaten böyle tutuyor. Sen koşuyorsun. Benim önüme koşuyorum, geçtiğin anda ben engellemek istiyorum buradan. Diğer elimde hocam, yukarı kalkıp aynen şu yüksekliğe böyle gidiyor.